أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zünabina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin hepimizi kendi yolundan ölünceye kadar ayırmasın. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde kılan, Cenab-ı yolunda yürüyen, harama helale çok dikkat eden, bahtiyar kullardan olmasın, nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün 18 Mayıs 2023 Perşembe ve Hicri takvim olarak da 28 Şevval 1444. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ömrümüzün geçen bölümünü yaptığımız yanlışları sıfırlamak suretiyle cümlemizi annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz, tertemiz eylesin ve bundan sonrasında da günahlara efendim ve razı olmadığı yollara gitmeden o güzel defterimizi pırıl pırıl koruyarak huzuruna varabilmeyi de nasip eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz ashabi ken nücum buyuruyor. Yani benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine tabi olursanız ondan bir tanesini seçip de örnek alırsanız Bilin ki hidayet erersiniz, yolunuz efendim düzgün olur ve bu yolun sonu da cennet olur. Şimdi yarın itibariyle bir 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Spor Bayramı falan diyorlar ya, bizim öyle bir olayımız olmaz ama en azından gençlikle alakalı bakalım bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi bölümde hangi müjdeleri nasip etmiş, bizlere söylemiş ve bunun yanında da sahabeden örnek alacağımız o eshabi iken buyurdu ya eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Onun içerisinden hangisini örnek almalıyız biz? Onun yolundan gitmeliyiz. Bunlara inşallah temas etmeye çalışacağız sohbetimizde. Rabbim güzel bir şekilde hem anlamayı hem anlatabilmeyi hem de yaşayabilmeyi ve onlarla beraber inşallah sahabe-i kiramla cennette buluşabilmeyi nasip eylesin. Amin. Hepinizin bildiği gibi insanın en önemli yatırımı evlatlarıdır. Yani gençliğimiz, yavrularımız, evladımız, bizim göz bebeklerimiz. Yani bizim için en büyük, en büyük, en büyük yatırım onlar. Onları güzel yetiştirirsek olay bitmiştir. Yani onlardan dua alabiliyorsak, onları gören hayırlarını gören kimseler Allah senin anandan babandan razı olsun diye böyle bir dua ettirebiliyorsak kendilerine ne mutlu bizlere elhamdülillah. O zaman gir oyna çık oyna elhamdülillah güler efendim dünyada da kabirde de ahirette de, seviniriz. Rabbim evlatlarımızdan, neslimizden, zürriyetimizden hep sevinmeyi, onlardan gülebilmeyi nasip eylesin. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün gençlerimiz için en büyük müjdeli hadis-i şerifteki sözü şudur. Malumunuz insan mahşer gününe çıktığında böyle büyük bir sıkıntı çekecek. Büyük bir efendim orada stres var, bunalım var. Güneş efendim bir mızrak boyu dikilmiş adeta üzerimizde terler içerisinde boğulurken işte yedi sınıf insan diyor Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam, yedi özelliğe sahip, yedi güzel efendim insan arşın gölgesinde gölgelenmek için davet edilecek. Alo alo dikkat dikkat efendim duyuru yapılıyor. Efendim buyurun duyuru siz hepiniz şu andaki bulunan insanlar kim duyuyorsa bu yazsayacağımız sayacağımız yedi sınıf insan içerisine giriyorsanız hemen bu insan içerisine çıkın, gelin ve efendim arşın gölgesinde özel protokolde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun efendim özel hazırlamış olduğu yerde siz bulunacaksınız, sıkıntı çekmeyeceksiniz. Tamam. Rabbim oraya girebilmeyi nasip eylesin. İşte oraya gireceklerden bir tanesi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ve şabun neşe e fi ibadeti Rabbi. Ve demek yani gençler demek. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençliğini gençliğini ibadette geçirmiş ve efendim ibadet hayatıyla süslemiş. Ondan da öyle artık adeta zevk almış, heyecan duymuş. Böyle güzel gençler varsa aranızda çıksın gelsin. Allahu Ekber. Rabbim hepimize nasip eylesin. Yavrularımıza da nasip eylesin. Gençliğin de yaşı 15 ile 40 arasındaymış. Yani 40 yaşına kadar bir insanın böyle tabiri caizse efendim gücü, kuvveti, her şeyi böyle delikanlı gibi efendim yerinde olduğu için işte o delikanlılığını, o gücünü, kuvvetini Allah yolunda bir mücahit olarak Allah'ın sevdiği bir kul olarak idare edebiliyorsa, götürebiliyorsa o kimse gerçekten alnından öpülecek çok önemli bir efendim insandır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu gençliğini ibadetle, itaatle geçiren gençleri sever buyurur. Allah'ın sevgisini kazanmak, o kadar da kolay, basit, bir o kadar da tabii şu anda zor. Yani şu andaki bölümde çok zor. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. Dışarının cazibesine kapılmamaya çalışacağız. Allah hepimize yardım eylesin. Bütün gençlerimize yardım eylesin. Dua edeceğiz. Dua silahımızı kullanacağız. Müminin silahı dua silahı çok önemlidir. Hele babanın evladına olan duası peygamber ümmetine duası gibi kabuldür. Dualarımızı çocuklarımızdan asla esirgemeyeceğiz. Yine Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Allah tövbe eden genci sever diyor. Tövbe etmek de bir erdemdir, bir kalitedir. Cenab-ı Celalhu bu noktada bekliyor. Bir genç yanlış yaptı, hatalı bir iş yaptı. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah özür dilerim ya Rabbi, özür dilerim yanlış yaptım Allah'ım deyip de dönmesi bekleniyor. Evet, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi sahabenin içerisinde işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdelediği, işaret ettiği kimselerin, gençlerin içerisinde bir yıldız isim vardı. O yıldız isim Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Kendisi çok yakışıklı mı yakışıklı. Zengin bir ailenin çocuğu. Bir giydiğini adeta bir daha giymiyor. Kullandığı parfümler efendim o güzel bir şekilde kendisini ispat etmesi, piyasaya çıkması. Herkes hayran olmuş Musab bin Umeyr'e. Ama Musab, Musab bin Umeyr radıyallahu anh gençlik döneminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanışıyor tanışınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o aşık oluyor bir anda ve dizinin dibine oturuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür, elçisidir diye kabul ediyor, imzayı atıyor, Müslüman oluyor. Şimdi böyle olunca Musab'ın da anası, babası müşrik. Yani gayrimüslim. İ, im iman etmemişler, iman etmiyorlar. Tam aksine Peygamberimizin getirmiş olduğu yolla da İslam'la da mücadele içerisindeler, savaş içerisindeler. Allahu Ekber. Nasıl yaşandı bu İslamiyet? Nasıl kabul edildi biliyor musunuz? Yani baba kabul etti, çocuğu kabul etmedi. Çocuk kabul etti, babası kabul etmedi. Böyle bir mücadele girdiler. İşte Mus'ab iman ettikten sonra imtihanı başladı. İman ettikten sonra imtihanınız başlıyor. Neyle başlıyor işte? Dışarısıyla başlıyor. İçerisiyle evinizle başlıyor. Nefsinizle başlıyor. Efendim arkadaşınızla başlıyor. Ve haramla başlıyor. Oralarda imtihanınızı verebilmek için büyük bir şekilde mücadele etmeniz gerekiyor. İmanınızın çok güçlü olması lazım. Rabbim nasip etsin inşallah. Şimdi ne oluyor tabi? Karşısına dikiliyor annesiyle babası Musab'ın. Ya Muhammed'in yolundan döneceksin, evimize geleceksin, evimizdeki hayatı kabul edeceksin tekrar ya da Muhammed'in yanından ayrılmazsan sana bundan sonrasında bir lira para yok. Bundan sonra efendim bu hayatın hepsini unut. Ondan sonra rahatın hepsini efendim sana Bundan sonrasında biz asla efendim elde ettirmeyeceğiz. Adeta hayatın bir çileli hayata dönüşecek. Ne diyorsun? Bu vermiş olduğu cevap. Anneciğim, babacığım iyisiniz, güzelsiniz, hoşsunuz ama Hz. Muhammed'in yolundan beni çevirmeyi teklif ediyorsunuz. Kabul etmem mümkün değil. Orada çileye talip olurum buradaki güzelliklerin hiçbir tanesini efendim düşünmem dahi. Buyurun siz bilirsiniz diyor ve Mus'ab Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberimizin yanından ayrılıyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında genç on azı sahabi ve alıyor, bütün şey, peygamberimizden bilgileri alıyor, alıyor. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye kendisi gitmeden önce ilk efendim öğretmen olarak dinimizi anlatmak için musabı gönderiyor. Madem burada ailesi onu kabul etmedi, madem efendim durumu müsait, genç, dinamik ve e, bekar ondan sonra Git sen ya Musab diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolunu efendim ona gösteriyor. Medine'de git dinimizi anlat diyor. Musab gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta hicretini yapıncaya kadar o ara o tatlı anlatımıyla, güler yüzüyle, o delikanlılığıyla, cazibesiyle tam rivayete göre 300 tane efendim Medineli insanın Müslüman olmasını sağlıyor. Allahu Ekber. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Birilerini İslamiyet'e sokalım. birlerini namaza başlatalım. Birilerinin efendim tesettüre girmesine vesile olalım. Ne güzeldir bu dava. Bu davanın yolunda koşuşturmak. Paralar maralar geçin onları. Geçelim onları ya. Hakikaten onlar insanı oyalıyor ya. Bu dünyalık oyalıyor. telefon markasını değiştirmek, internete girmek, bilmem ne yapmak hep insanı mahvediyor, perişan ediyor. Müslüman bu kadar basit olamaz. Müslüman efendi ideal sahibidir, ufuk sahibidir. Yarınlara bir şeyler götürmenin efendim derdiyle yanar. Dostlar işte Musab'ın bu şekilde devam eden çileli yolculuğunda Allah Celle Celaluhu Musab'a herkese verilmeyen büyük bir ödül veriyor. Nedir o ödül? Musab radıyallahu anh Uhud Harbi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanı başında İslam sancağını taşıyan bir mücahit. Mus'ab Peygamber Aleyhisselatü bir sağında bir solunda efendim mücadele ederken o sancağında düşmemesi lazım. Onun üzerine öyle geliyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine gelirken bir taraftan da Mus'ab'ı halletmeleri lazım ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler yapabilsinler. Bu müşrik ordusu, küfür ordusu saldırırken Mus'ab'ın sağ elini efendim bir kılıç darbesiyle indir, indiriyorlar. Mus'ab o mübarek sancak düşmesin diye sol elini hemen alıyor. Böyle yine mücadele devam ederken sol elini de indiriyorlar. Bir kılıç darbesiyle Mus'ab bu sefer o kalan e, kollarının efendim pazı kısmında onu yine böyle sıkı sıkı tutuyor. Tutarken musabı artık efendim son şehadet şerbetini indiren bir darbe daha geliyor ki Mus'ab'ın e, benzerliğinde Allah bir Melek gönderiyor ve efendim melek o sancağı indiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek Uhud Harbi'nin sonunda 70 tane sahabenin içerisinde Musab'ı görüyor. Musab'ın e, defnedilirken kendisinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle yaşlar aktığı görülür. Ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Müs'ab'ı düşündüm de geçmişindeki, İslam öncesindeki olan o lüks hayatı, konforlu hayatı İslam'a girdikten sonra belki olmadı ama şu anda Rabbim onu şehadetle beraber mükafatlandırdı. Cennete uçtu. Müs'ab'ın üzerindeki gömleği Müs'ab'a kefen olarak yetmediği için, örtemedikleri için yüzünü örtün diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayak kısmına da böyle otlar var yeşillikli. Onlardan efendim serpiştirin. O şekilde müsabı Rabbimize havale edelim, gönderelim. Evet, arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Rabbim müsaplar gibi gençlerimizin tekrar tekrar şu anda Türkiye'mize ve İslam alemine efendim e, gelmelerini bu davaya sahip olmalarını, İslam davasını yüceltmek için her şeyden vazgeçmeleri, dünyalıktan, kadından, kızdan, paradan, telefondan, efendim TikTok'lardan, bilmemlerden Allah'ın dini hakim olsun diye sabah namazını aslanlar gibi kalkan gençlerimiz, hanımefendiler, efendim genç kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz yani sizinle ihya olacak bu efendim kainat. Şu anda Allah Cilceali sizi görmek istiyor. Seccadenin üzerinde, teheccüd namazında, tesbihlerle, Kur'anlarla, ibadetlerle ihya edeceksiniz. Dualarla ayağa kalkacağız inşallah. Rabbim az kaldı, fethe az kaldı. Fethin bir tanesini inşallah Rabbim 28 Mayıs'ta diğer fetih de 29 Mayıs'ta ikisini birleştirip hem İstanbul'un fethini hem de 28 Mayıs'ın fethini Rabbim bizlere coşkuyla ve efendim bir o kadar da heyecanla göstersin inşallah. Evet. Diyor ki bu yolda şehadet şerbetini yakın zamanın büyük A, dava adamı şehit Hasan el Benna rahmetullahi aleyh yarınlar diyor yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Gençliğimizin bizim hepimizin bu slogana çok ihtiyacımız var. Tekrar söyleyelim. Yarınlar yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Rahatımızdan vazgeçeceğiz öyle lüks bir hayata, konforlu bir hayata yaşamak için gelmedik. Bu hayat bizim için böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı bir hayat gibi olacak ve inşallah asıl hayatı cennet hayatını efendim Rabbim nasip etsin. Orada Peygamberimize komşu olmayı da nasip etsin. Mustaplarla beraber oturup oturabilmeyi nasip etsin inşallah. Dostlar yine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Diyor ki hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmaz. Yani gideceğin efendim yolda zafere ulaşabilmek için dikenler batacak ayağına. Çileler çekeceksin. Bazen efendim düşeceksin, bazen kalkacaksın. Ama bu davayı bırakmayacaksın. Bırakmayacağız. Bu dava hor diyor. Hani bu dava garip. İşte bu hor olan ve garip olan itilen o efendim ee, pek sahip çıkılamayan davaya sen sahip çıkacaksın ben sahip çıkacağım dostlar Necip Fazıl Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi gençliğe efendim bir gençlik diye efendim, hitabe yazmış orada diyor ki öyle bir gençlik ki dava için kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik Kardeşim benim olmadığım yerde bu dava yürümez diyen bir gençlik. Böyle olduğumuz zaman Allah'ın izniyle Cenab-ı Tilgâlu İslamiyeti, Kur'an-ı Kerim'i, şeriatı yeryüzüne hakim kılacaktır. Zaman az bir zaman kaldı. Hepimiz yerlerimizi almalıyız. Yani aynen tepesi gibi düşünelim. Efendim Uhud Harbi'nin yapılmış olduğu yerde o tepeleri terk etmeyelim. Kendimizden vazgeçelim, rahatımızdan vazgeçelim ama Allah'ın davasından, Allah'ın yolundan vazgeçmeyelim. Yine diyor ki büyüklerimiz aman dikkat et, aman dikkat et. Senin arkadaşın çok önemli. Arkadaşını seçerken çok dikkatli olacaksın ki hayırlı bir insan seçersen hayır yollarına gidersen. Şerli bir insansa seni şerli yollara götürür arkadaş adeta cennet veya cehennem seçilmesi gibi bir olaydır. Yani yine demişler ki anneni babanı kader tayin ediyor. Senin herhangi bir şekilde müdahale söz konusu değil. Annen baban efendim olayında müdahale edemezsin ama arkadaşın noktasında müdahale edebilirsin. Herkesle arkadaşlık yapılmaz. Her yemeği yemiyorsun. Her efendim eee gelecek eşya giymiyorsun. O zaman herkes de arkadaşlık yapma kardeşim dikkat et. Hatta ne demiş büyüklerimiz yine? Ne kadar iyi olursan, ister sevliya ol, arkadaşın kötüyse seni kötü yapar, kötülüğe götürür. Evliyanı evliyanını baktırtır. Onun için arkadaş seçimine çok dikkat edeceğiz. Gençlerimiz efendim çok yakınla ilgileneceğiz. Bu dava için efendim fedakarlıkta bulunacağız. Ve neticede inşallah Rabbim bu güzel İslam binasının binasının dikilmesini tekrar ayağa kaldırmasını nasip edecek. Rabbim bu binaya bir tuğla koyabilmeyi, bir harç atabilmeyi, bu de, efendim binanın kapıcısı en azından olayı bilmeyi hepimize nasip eylesin. sevdalısı eylesin, sahiplenmeyi nasip etsin. Yine sonra toparlıyorum. Rahmetullahi aleyh Hasan el Benna şehit olan bu güzel insan gençler noktasında şöyle tavsiyelerde bulunmuş. Bu tavsiyeleri lütfen dikkate alalım. Yani bu bayan olur, erkek olur fark etmiyor. Genç olan efendim kimse 40 yaşına kadar dedik ya genç 40 yaşına kadar olan kardeşlerimiz bunları dikkate alırsa zaten insan efendim nerede yuvarlanıyorsa, nerede gidiyorsa onu da devamını ölünceye kadar yapabiliyor. Rabbim iman selamette hepimize nasip eylesin. Birincisi diyor ki azıcık da olsun zamanınızı yararsız bir işlere kullanmayın. Aman zaman çok önemli. İnsan için efendim parayla her şeyi satın alıyorsun ama zamanı satın alamıyorsun. Dolayısıyla böyle yararsız bir işe azıcık da olsun zamanını verme. Senin için çok önemli zaman altından da değerli efendim paradan da değerli dolardan da her şeyde de değerli yani. Konuşmanın bir anlamı yok bunların. Biliyorsun sen bunu. İki, okuma noktasında dikkat edin. Yani gazete, dergi, kitap efendim muhakkak bir mini de olsun, efendim küçük de olsun bir kütüphanemizin bir müslüman olarak olması lazım. Onun içerisinde olmazsa olmazımız nedir? Kur'an-ı Kerim'in güzel açıklaması son dönemde Kur'an tefsiri. Yani güzel anlayabileceğimiz çağdaş, modern bir tefsir o efendim noktasında en azından bir basit size örnek verebilirim. E, şifa tefsiri, Mahmut Topçuk hocamızın şifa tefsirini önerebilirim. Hadis-i şerif olarak da Riyazü Salihin Erkam yayınlarında 8 ciltlik bunları evimize getirtelim. Taksitle alabiliyoruz ama olmazsa olmazımız. Bunlar her gün ufak bir mini ders yapalım. Bir saatlik olsun. Akşamlar biraz tefsir, biraz hadis-i şerif. Bir de ilmi hal dediğimiz efendim Ömer Nusübülü Hazretleri'nin olabilir. Ondan sonra Hamdi Döndüren hocamızın, Profesör Hamdi Döndüren hocamızın efendim ilmi hali var ki onu da e, tavsiye edebiliriz. Ömer Nasibülmen'den sonra o da çok önemli yazılmış harika bir eser. Evimizde, kütüphanemizde bulunması lazım. Bunun yanı sıra Hayatü Sahabe, Sahabe Hayatı. Yani mini şöyle Sahabe Hayatını bir ciltlik de olsun bunu takip etmemiz lazım. Sahabe nasıl bu imanı elde etti ve Allah yolunda koşuşturdu. Ta nerelere kadar efendim gitti. İslameti götürdü mübarekler. Rabbim bize de nasip etsin bu aşkı, bu heyecanı ya Rabbi. Sonra, şartlar ne olursa olsun, ezanı duyduğunuz zaman namaza kalkın diyor. Hakikaten namaz bizim için çok önem arz ediyor. Namazını kaçıran, namazı efendim dikkat etmeyen bir adam da hayır yoktur ya, yoktur. Allah çağırıyor seni, bu kadar Gideceksin. Gideceğiz yani. Buna da çok dikkat edelim. Namaz, namaz, namaz. Sonra efendim kesinlikle nefsimizle mücadele edeceğiz. Bu noktada da gözümüzü haramdan e, sakınmamız gerekiyor. Gençler olarak. Kadın erkeği fark etmiyor. Allah-u çünkü Nur suresinin 30. ayetinde erkeklere gözlerinizi saklayın diyor harama karşı. 31. ayetinde de kadınlara diyor gözlerinizi saklayın. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Yani bizi alakadar etmeyen, bizimle alakası olmayan bölümlere telefonda, internette falan girmeyelim. Çünkü adamı kaydırır yani. Kaydırı götürür. Hepimizi götürür. Hacısı, hocası, kimsenin böyle bir garantisi yok. Allah nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Nefsimize bizi bir an içinde olsun. Göz açıp kapayıncaya kadar bırakmasın. Allahümme la tekilna ila enfüsüne tarfata aynin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi bizi veya beni diyor kendisi. Biz de bizi, hepimizi konuşuyoruz. Allah'ım bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimize terk etme, bırakma ya Rabbi. Amin. Sonra konuşurken hayırdan başka konuşmayın bir şey. Yani baktın ki böyle laga laga yapılıyor, boş şeyler konuşuluyor. Kaç kardeşim oradan. Ya maç falan filan konuşuluyor. Para konuşuluyor. Kaçacaksın oradan. Çünkü insanı bunlar da kirletiyor. Beynini kirletiyor, gönlünü kirletiyor. Sonra kişilerle yani çekişmek gibi, tartışmak gibi. Bunlar da bize yakışmaz. Davası olanın kavgası olmaz demişler. Hoşuma gider bu. Davamız varsa bizim millette böyle efendim tartışma, çekişme yapmayız, kavgamız olmaz. İşimize bakarız çünkü çok önemli dava efendim adamı e olarak hizmetlerimiz var. Sonra yine kesinlikle bir insanla karşılaştığımız zaman selam verip ondan bir tanışma ee, yani hemen isminizi söyler misiniz? Ne öyle yedik falan deyip de böyle güzel bir üslupla, güler yüzümüze tatlı yüzümüze bir iletişim kurmamız lazım. Bu da öneriliyor. Efendim kesinlikle az da olsa paramızın bir kısmını kenara koymaya çalışmalıyız. Böyle bir birikim gibi her halükarda efendim ihtiyaç olabilir mesela öğrencilerimize falan da tavsiye ediyoruz. Her zaman cüzdanımızın bir kenarında yokmuş gibi düşüneceğimiz e, rakam olarak vereyim. 100 TL bir 50 TL bulunsun. Aynen lazım oluyor. Onu çıkartırsın, kullanırsın. Ama her zaman için bir kenarda paran bulunsun kardeşim. Sonra da efendim temizlik çok önemli. Giyim kuşam çok önemli. Efendim yakışanı girmek lazım, e, dikkat etmek lazım. Çünkü neden? Büyüklerimiz demişler ya bir atasözü vardır. E, siz giyim kuşamınızla e, karşılanırsınız, ilminizle de uğurlanırsınız. Yani size bakan bir kimse, bu adam efendi bu adam, bu dinlenir der... Ondan sonra bu adam giyim kuşamı düzgün. Bu adam da düzgün bir adamdır der. Sonra da konuştukça değeriniz artar. Veya Allah korusun bir türlü de olabilir. Rabbim değerimizin başta kendi katında artmasını nasip etsin. Sonra kullara da hayırlı bir iletişim yapmayı nasip etsin. Hizmet edebilmeyi davasına nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e imdad eyle. Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Mescid-i Aksa hepsine yardım et ya Rabbi. Kafirlere, zalimlere, hainlere fırsat verme ya Rabbi. Oyunlarını kendi başlarına çevir. Hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Borçlara edalar borçlarını ödemeler nasip eyle. ve kimseye muhtaç etme. Bankalara, faizlere, kredilere bizleri bulaştırma. Bulaşanları da kurtar ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur makamlarını cennet eyle. Bize de son nefeste iman, Kur'an şehadet nasip eyle. Allah'ım kabrimize girerken cennet bahçesine gelen gibi girebilmeyi, yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle sırat köprüsünden şek gibi geçebilmeyi, ilk yerlerle beraber cennetine dahil olmayı, cemalini doya doya söyleyebilmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize, evlatlarımıza, neslimize, zürriyetimize, eşlerimize nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين اللهم تنكب نيجن يقول الله أبطل نسيج أمتي محمد الصلاة نتيج غير الله نفاتيشن المستمعين ريشن الله رزيشن الفات 句号